Dua nasıl yapılmalıdır? Duada isteme tarzı önemli. Tazarru olacak. Yani kişi acziyetini ifade edecek Cenab-ı Hakk'ın. Yani nasıl ki bir çocuk diyelim, annesinden, babasından bir şey istediği zaman ağlayarak istiyorsa, bir bakıma kul da Allah'tan istediği zaman gözyaşı dökerek, ağlayarak. Tabi Allah'a hamd ve peygambere salavatla başlayarak dua edilir. Ve dua ederken öyle bağırma, çağırma, yüksek sesle. Yok. Biz fısıltıyı duyan Allah'tan istiyoruz. Yoksa duymayan, sağır olan bir varlıktan değil. Yani bazen maalesef bazı merasimlerdeki dualarda bu yanlışlığı görüyoruz. Yani iş biraz gösterişe giriyor gibi bazı. Tabii herkesi biz şey yapmıyoruz elbette ama maalesef bu türler söz konusu olabiliyor. Yani kişi demek ki tazarru ile ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a boyun bükerek, imkan olursa ağlayarak isteyecek. Mesela Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken, biliyorsunuz bu Kabe'nin kapısı ile Hazreti Ül bulunduğu köşe arasında bir bölüm var. Buraya mültezem derler. Peygamber Efendimiz diyor ki, mültezemde göksünüzü oraya ver ve ağlayarak Allah'tan isteyin. Eğer ağlayamıyorsanız bile ağlarmış gibi yaparak Allah'tan isteyin. Yani bu duada bu da şey. Bir de her şey istenmez Allah'tan. Yani dua ederken ya Rabbi bana işte şöyle bir mal nasip et. Böyle istek olmaz. Bana hayırlısını ver diye dua edecek. Beni muhanete muhtaç etme diye dua edecek. Benim nefsime bırakma diye dua edecek ki bu türden de çok şeyler var değil mi Peygamber Efendimizin? Yani Allahümme inni eudbuke min ilmin la yenfe ve kalbin la yakşa ve nefsin la teşba ve duaun la yusmah. Yani Ya Rabbi ben faydası olmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Yani dolayısıyla nefsin istekleri istikametinde değil, nefis doymaz. Bir varsa iki ister, iki varsa üç ister. Onun için o şekilde Ya Rabbi bana şöyle bir apartman nasip et, bana şöyle bir köşk ver, şöyle bir araba ver, böyle dua olmaz. Hayırlısını isteyecek. Biz hakkımızda ne hayırlı ne hayırsız bilmiyoruz. Hatta şöyle de bir örnek vereyim, mesela bir kimse evlenme çağında bir genç, bir hanımla evlenmek istiyor. Onun için Allah'a dua derken, Ya Rabbi falan hanımı bana nasip et diye dua etmemeli. Çünkü o kendisi hakkında hayırlı mıdır değil midir o bilmiyor, onu Allah biliyor. Ya Rabbi bana hayırlıysa nasip et diye dua etmeli, hayırlısını ver diye dua etmeli. Tabi dua da kıbleye dönmek ve bir ibadetten sonra dua etmek. Mesela namaz, iki rekat namaz kılıp ondan sonra dua etmek. Bunlar duanın adabındandır.